Günaydın çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersimizde yeni bir üniteye başlayacağız sizlerle. Ünitemizin adı Ülkemizde Hayat. Peki bu ünitemizde hangi konular işleyeceğiz? Gelin hep beraber bir bakalım. Çocuklar, Ülkemizde Hayat ünitesinin ilk konusu yönetim birimleri. Daha sonra ülkemizin yönetim şekli, çevremizde bulunan güzellikler. Ülkem için alabileceğim görev ve sorumluluklarım, kamu mallarını korumak, milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak için neler yapmalıyız? Daha sonra farklı kültürlerden olan insanlarla ilişkilerimiz, Atatürk'ün kişisel özellikleri ve ülkemize katkı sağlayan kişiler konusunu hep beraber işleyeceğiz. Evet çocuklar, ilk ünitemiz, ünitemizin ilk konusu yönetim birimleri. Yönetim demek, ülkemizde bulunan yerleşim birimleri, kamu hizmetlerinin her yere rahatça götürülmesi, ihtiyaçların karşılanması amacı ile il ve ilçelere ayrılmış. İller merkeze bağlı en büyük yönetim birimleridir çocuklar. Demek ki ülkemizdeki hizmetlerin insanlara daha kolay bir şekilde ulaştırılabilmesi için ülkemiz yönetim birimlerine ayrılmış. Yönetim birimlerinin en büyüğü il, ondan sonra ilçe, köy, mahalle şeklinde devam ediyor. Çocuklar, iller merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İlleri vali yönetir. Vali illerdeki en yetkili devlet memurudur çocuklar. İlçeler illere bağlıdır ve ilçeleri kaymakamlar yönetir. Kaymakam da ilçedeki en yetkili devlet memurudur çocuklar. Yerel yönetim birimleri ise belediyeler ve muhtarlıklardır. Yerel yönetimler dediğimiz belediyeleri, belediye başkanları yönetir. Belediye başkanları çocuklar halk tarafından seçilir. Köylerde ise, köylerde ve mahallelerde ise muhtardır yetkili kişi. Muhtarlar nasıl göreve gelmiştir? Seçim yoluyla göreve gelmiştir çocuklar. Vali ve kaymakam devlet memurudur. Ülkeyi yönetenler tarafından, hükümetler tarafından atanır. Belediye başkanları ve mahalle muhtarları, köy muhtarları ise halk tarafından seçilmiş, seçilen insanlardır. Çocuklar, köy ve mahallelerde belediye başkanı ve muhtarlar dedik görevler yapar. Bunlar mahallelerinin, beldelerinin sorunlarını, sıkıntılarını tespit eder. İlgili kurumlara, ilçedeki, ildeki ilgili kurumlara bildirirler, çözümünü takip ederler. Ve görev yaptıkları bölgedeki insanları da bu konuda bilgilendirirler. Çocuklar, muhtar ve ihtiyar heyeti dediğimiz bir ekip vardır. Muhtar ve azalar, ihtiyar heyeti dediğimiz 4-5 kişiden oluşan bir heyet yönetir mahalle ve köyleri. Belediye başkanları ve muhtarlar, çocuklar, 5 yılda bir yapılan seçimle göreve gelirler. Demek ki yerel yönetimlerdeki seçimler kaç yılda bir yapılıyormuş? 5 yılda bir yapılıyormuş. 5 yıl dolduğunda ne olur? Seçimler yenilenir. Yeni yeni adaylar, yeni yeni başkan ve muhtarlar seçilir. Evet çocuklar. Yerel verilen yönetim birimleri şemasına göre cümleler doğru ise doğru diyeceğiz. Yanlış ise ya harfini koyacağız. Yönetim dedik. Yönetimi çocuklar biz ikiye ayırıyoruz. Bir, yerel yönetim.
Bir de merkezi yönetim. Merkezi yönetim dediğimiz merkezden atanan, yani seçimle iş başına gelmeyen, merkezden atanan valilik ve kaymakamlık. Yerel yönetim dediğimiz ise belediyeler, muhtarlıklar ve il özel idaresi aklımıza gelir çocuklar. Merkezi yönetimlerde illeri vali, ilçeleri kaymakam yönetir. Yani en yetkili kişi ilde vali, ilçede kaymakamdır. Bütün devlet kurumları ilde valiye bağlıdır, ilçede kaymakama bağlıdır. Ve devlet memurları tarafından idare edilir çocuklar. Vali ve kaymakam devlet memurudur. Bunu unutmayalım. Seçimle göreve gelmezler. Atanarak gelirler. Atayan kimdir? Ülkeyi yöneten siyasi iktidar, hükümetlerdir çocuklar. Yerel yönetimlerdeki yetkililer, görevliler ise seçimle, 5 yılda bir yapılan seçimle iş başına gelirler. Bunlar nedir? Belediyeler, muhtarlıklar ve il özel idaresindeki görevliler çocuklar. Bunlar seçimle gelirler. İl özel idaresinde bulunan kişiler ise devlet tarafından atanırlar. İller belediye başkanı tarafından yönetilir dedik. Çocuklar, illerdeki en yetkili kişi valilerdi. Ama illerde kurum ve kuruluşlar vardı. Ve bir de illerdeki çalışmaları yürüten belediye başkanları var. Belediye başkanları da nasıl göreve geliyorlar? Seçimle göreve geliyorlar. Köylerde, mahallelerde muhtarlar seçimle göreve geliyordu. Ve köy ve mahalle muhtarları ilçelerde kaymakama, illerde valiye bağlı oluyorlar çocuklar. Evet. İller belediye başkanı tarafından yönetilir. Doğru mu? Yanlış. Kim tarafından yönetilir? Vali tarafından yönetilir. Tabii ki belediyeler vardır, belediye başkanları, ama bir ildeki en yetkili kişi kimdir? Validir. Bütün diğer kurumlar, milli eğitim, sağlık, belediye başkanları, bütün kurumlar kime bağlıdır? İlde valiye bağlıdır çocuklar. Muhtarlar köy ve mahallelerin yöneticileridir dedik. Doğru. Kaymakam da belediye başkanına bağlıdır ifadesi yanlış çocuklar. Belediye başkanına bağlı değildir. Devam edelim çocuklar. Yine doğru yanlış sorularıyla devam ediyoruz. Valileri halk seçer. Hayır çocuklar. Valiler halk tarafından seçilmez. Bu ifade yanlıştır. Yerel yönetim birimlerinin yöneticileri devlet tarafından atanır. Yerel yönetim dediğimiz belediyeler, muhtarlıklardır ve seçimle iş başına gelirler. Öyleyse bu ifade, yerel yönetim birimlerinin yöneticileri devlet tarafından atanır ifadesi yanlış bir ifadedir çocuklar. Merkezi yönetim birimleri valilik ve kaymakamlıktır. Evet, demin de bahsetmiştik. Merkezi yönetim dediğimiz merkezden atanan vali ve kaymakamlar merkezi yönetim birimlerinin en yetkili kişilerdir ve doğrudur bu ifade. Evet çocuklar, merkezi ve yerel yönetimlerin yöneticilerinin görevlerinden üçer tanesini yazalım. Yani merkezi yönetim, o yönetimin başında bulunan vali ve kaymakamların 3 tane görevini yazalım. Yerel yönetimlerin başında bulunan belediye başkanları ve muhtarların görevlerinden 3'er tane yazalım. Hadi beraber yazalım. Vali deyince ne aklımıza gelir? İldeki bütün işlerin yetkilisidir, sorumlusudur. Bütün kurumlar valiye bağlıdır.
Yani ildeki güvenliği sağlar. İlin emniyet teşkilatı kime bağlıdır? Valiye bağlıdır. Başka ne görevi vardır? Milli bayramlarda katılmak, milli bayramlara katılmak, milli bayramların organizasyonunu sağlamak, gerçekleştirmek yine valinin görevlerindendir çocuklar. Ve görev yaptığı, sorumlu olduğu ilin her bakımdan gelişmesini ne yapar? Sağlar. Gelişmesi için projeler üretir. Bu projelerin uygulanmasını ne yapar? Sağlar ve kontrol eder. Demek ki valiler bir ilin gelişmesi için çok çok önemlidir çocuklar. Çalışkan valiler çalıştığı ili geliştirir. İyi görev yapmayan ya da görevini tam anlamıyla yerine getiremeyen valiler ise o ilin gelişmesine çok katkı sağlayamaz. Peki ilçeleri dedik, kaymakamlar idare eder. Kaymakamlar ilçenin en yetkili kişisidir. Görevlerinden birkaç tane söyleyelim. Mesela ilçedeki vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını dinlemek ve o istek ve ihtiyaçlara, sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmek, çözüm aramak ve bu çalışmaları takip etmek. Bu kaymakamın görevlerinden biridir. Bir başka görevi yine ilçedeki milli bayramların organizasyonunu, uygulanmasını ne yapar? Takip eder, denetler, izler ve katılır çocuklar. Yine kaymakamın görevlerinden birisi de görev yaptığı ilçenin güvenliğini sağlar. İlçe Emniyet Müdürlüğü kime bağlıdır? Kaymakama bağlıdır. İlçedeki Nüfus Müdürlüğü kime bağlıdır? Tabii ki kaymakama bağlıdır. Demek ki ilçedeki en yetkili kişi kimdir? Kaymakamdır. İlçe sınırları içerisinde yaşayan bütün insanların sorunlarına, sıkıntılarına ne yapar? Çözümler üretir, çözümler arar ve sonuçlandırır. Peki, belediye başkanları dedik. Yani yerel yönetimler. Yani seçildikleri bölgelerdeki su, kanalizasyon, elektrik, altyapı çalışmaları, parklar, bahçeler ya da diğer insanların toplu olarak yaşadığı alanlardaki sorunların çözümü için görev yapan belediye başkanları. 5 yıllığına seçilirdi bu belediye başkanları. Görevlerinden mesela bir tanesini söyleyelim. Belediyeye bağlı kuruluşları denetlemek. Belediyeye bağlı kuruluşlar vardır çocuklar. Zabıta gibi, Su İşleri Müdürlüğü gibi, efendim elektrikle ilgili birimler, kanalizasyonla ilgili birimler ya da belediyenin sosyal tesisleri dediğimiz dinlenme alanları, parklar, bahçeler. Bunun gibi belediyeye bağlı kuruluşları ne yapar belediye başkanı? Denetler, onların çalışmalarını kontrol eder. Başka ne görevler vardır? Yoksul ve muhtaç insanlara yardım etmek. Bir yerel yöneticinin en önemli görevlerinden birisi de görev yaptığı bölgedeki yardıma muhtaç, yoksul, yaşlı, ihtiyar, genç, sakat, iş göremez durumda olan insanlar, bunların hepsini tespit etmek, ihtiyacı olanlara imkanlar dahilinde yardım etmek belediye başkanlarının önemli görevlerinden birisidir çocuklar. Başka ne görevler vardır? Belediyenin gelir ve giderini yani bütçesini kontrol etmek, denetlemek, kısacası bütçesini düzgün bir şekilde kullanmak belediye başkanının görevidir. Belediyelerin birçok geliri vardır çocuklar. Sosyal tesislerinden gelir elde ederler. Sudan büyük gelir elde ederler. Buna benzer birçok alanda yapılan faaliyetlerden işte tapu gibi çeşitli kurumların yapılan faaliyetlerinden belediyeler büyük gelir elde ederler.
İşte belediyeler bu elde ettikleri geliri uygun bir şekilde yine halkın yararına harcamak zorundadırlar. Gelir ve gider bu bütçeyi çalışkan iyi belediye başkanları iyi idare eder. Beceriksiz dediğimiz, işi bilmeyen, işi iyi yürütemeyen, gelir ve giderini iyi hesaplayamayan kişiler ise belediyeleri borçlandırır, borç batağında kalmasını sağlar. Öyleyse seçilecek belediye başkanları nasıl olmalı? Çalışkan, dürüst, işi bilen ve o bölgedeki insanları gerçekten seven, onlara hizmet etmeye çalışan kişilerin olması gerekiyor. Peki mahalle ve köylerdeki yönetimin başında bulunan muhtar ve ihtiyar heyeti dediğimiz azaları ne görevleri yapar bakalım. Çocuklar ikametgah belgesi vermek. Yani bağlı bulunduğu, bağlı dediğimiz sorumlu olduğu bölgedeki yaşayan insanların adreslerini ne yapmak? İlgili yerlere bildirmek. Bir başka görevi sandık seçim listelerini hazırlamak. Yani 5 yılda bir seçim yapıldığına göre seçmen yaşı gelmiş kişileri ilgili yerlere bildirmek. 5 yıl süresi içerisinde ölmüş insanlar varsa onların nüfustan silinmelerini sağlamak. Yine sandık görevlilerinin oluşmasında ilgili yetkili kişilere bilgi vermek muhtarın görevlerindendir. Bir başka görevi de yeni doğan çocukların doğum belgesi vermek ve ilgili kurumlara, nüfus gibi ilgili kurumlara ne yapmak çocuklar? Bilgi vermek. Askerlik çağı gelmiş kişileri ne yapmak? Yine tespit edip ilgili askerlik şubesine, nüfusa bildirerek o kişilerin askere gitmesine yardımcı olmak. Bunun dışında köyde bulunan, mahallede bulunan değişik sorunlar, sıkıntılar varsa, kanalizasyon gibi, su gibi, yolların yapımı gibi ya da sosyal tesislerin gerekliliği gibi sorun, sıkıntılar varsa bunları ilgili makamlara bildirerek yapılmasını ne yapmak? Gerçekleştirmek. Evet çocuklar, bugünlük dersimizi burada sonlandıracağız. Bir sonraki hayat bilgisi dersinde yine ülkemizin yönetimiyle ilgili dersimize konularımızı işlemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepinizi seviyorum.